Ben Gülseri Deniz. Müzik serüvenim nasıl başladı? Müzik serüvenim kendim bildim bileli var. Belli bir yaşta ders almaya başladım da başladı. Müzik yeteneğimi fark ettim dediğim bir yaş yok. Çünkü kendim bildim bileli hep söylüyordum. Onun üzerine bunu fark eden ailem özel derslerle hemen destekledi. Mersin Devlet Opera Balesi'ne girdiğimde 8 yaşındaydım. Resitallere çıkmaya başladım. Koroda görev almaya başladım. Özel dersler bütün çocukluğumda vardı. Konservatuar sınavlarına girdim, kazandım. Daha sonra müzik dışında başka ilgi alanlarım vardı. Meslek olarak elimde o olsun istedim. İletişim mezunuyum. Beste yapmaya, söz yazmaya başladım küçük yaşta. Onları kaydetmek için İstanbul'a geldim. Selçuk Başar'ın stüdyosunda Kerem Özyeğen'le beraber, Mor ve Ötesi'nin gitaristi, onunla beraber kayıtlar yaptık. Daha sonra tabii ki o yaşta artık yaşım çok erken olduğu için tabii ki orada bir albüm teklifi aldım. Ailem o dönem izin vermedi tabii ki. Döndüm. Çalışmalara devam ettim. Sürekli okulun orkestrasında konserler veriyorduk. Müzik hep hayatımdaydı. Yazıp çizmeye devam ettim. Daha sonra yurt dışında bir okuma süreci var. Orada yine müzisyenlerin peşine koştum. Stüdyolarda çalıştım. O şarkı yazma songwriting sessions'larda bulundum. Stüdyo vokalisti olarak çalıştım. 3 yıl Liz Lewis'ten dersler aldım. Şan dersi. Çok önemli isimlerin şan hocası, vokal koçu. Daha sonra Türkiye'ye döndüğüm zaman 2012 senesinde Mustafa Ceceli, Emrah Karaduman, Erdem Kınay, Özgür Buldum, Ozan Bayraş'a gibi çok değerli, Sezen Aksu gibi çok değerli isimlerle çalıştığım albümüm yayınlandı. Yeni şarkım Kol Kanat'ın hikayesi benim için kıymetli. İrfan bana Kol Kanat'ı dinlettiği zaman sözleri çok hoşuma gitti, bana çok dokundu ve o anda aktif olarak slow bir şarkı arıyor olmamama rağmen ve şarkı aslında başkasına, çok hepimizin tanıdığı bir isme verilmiş olmasına rağmen bunu bana verin dedim, bu benim olsun dedim. Birkaç yerde de söyledim zaten, gözlerim doldu. Şarkıyı çok benim hissettim. Gökhan abi yazmıştı. Gökhan Şahin. Biz ona Gökhan abi diyoruz hep. Öyle kaldı. Yazmıştı sözlerini ve o şarkıyı aldıktan sonra o kadar fazla aranje yaptık ki herhalde 3 defa falan aranjesi değişti. Çünkü birkaç sene bende kaldı o şarkı. Ve yıllar sonra dönüşüm için de onu istedim. Çünkü çok fazla benle bütünleşmişti. Bir yerden sonra artık ben yaptım sanıyorum şarkıyı. Aslında İrfan vokal yapmıştı. Vokal yaptığında sesinin şarkıya zaten çok slow'lara uyan bir sesi var. Şarkıda vokali biraz arttır dedim. Bana şu kanalı da yolla, bu kanalı da yolla diyerek bir baktım şarkı aslında düet haline geldi. Ve o doğal akışını bozmak istemedim. Tamam düet olsun dedim. Önce ben sadece Günsel Deniz versiyonu olacaktı, bir de düet versiyonu olacaktı. Sonra düet versiyonuna daha fazla yükseldiğimi fark ettim. O kadar kendi akışında bir düet oldu ki biz bir strateji, bir plan, düet mi yapsak, düetle mi çıksak demedik. Ben de genelde her şeyde doğallıktan, samimiyetten yana bir insan olarak dedim ki bu şarkı eğer böyle evrildiyse böyle çıksın. Çok hareketli bir şarkıyla yıllar sonra dönüş yapabilirdim. Ama ben naif bir dönüş yapmak istedim. Şarkının doğasının buna uyduğunu düşünüyorum. Çünkü çok naif bir aşk anlatılıyor. Canın sağ olsun diyen bir aşk. Şarkının aranjesinde dediğim gibi birkaç sene bende kaldı şarkı çıkıştan önce. Birkaç kere aranje yaptık. Zaman geçtikçe sound'un güncellenmesi gerektiğini düşündüm. Üçüncü aranje de Turaç'a gittim ve çıkan versiyonu da, şu anda dinlediğiniz versiyonu da Turaç'ın yaptığı versiyonu oldu. Çok birçok canlı çalındı. Ona çok emek verdi Turaç. Ve çok bana hani slow şarkıdan çıkarttı ama slow şarkının verdiği duyguyu bozmadan gibi hissettirdi. Birkaç akor da değişti hatta. Onun hissettiği akor oysa öyle kalsın diye de düşündüm. Ve bu yeni duyduğum versiyona da alıştım. Yani ben Kol Kanat'ın bir 3 versiyonunu duydum. Hatta geçmişteki versiyonlarını akustik olarak YouTube'a yüklemek üzereyiz. Bu şarkı çok bütünleşti benim. O kadar yıllarca çalıp söyleyip de aranjelerini yapıp da bir sürü vokal kaydı aldığınız zaman artık sizin gibi hissetmeye başlıyorsunuz. Dolayısıyla ben klibi, bir de benim dönüşüm olduğu için yıllar sonra çok önemsedim. Ne yapalım diye çok düşündük, çok yönetmenle görüştük. Benim vermek istediğim özel bir durum vardı. Benim kafamda hikayesi çok net olduğu için bir hikaye çekmek istedim. Ama o hikayenin daha sonra Murat Joker, o hikayenin insanların kafasındaki hikayeyi öldüreceğini, sınırlandıracağını söyledi. Mantıklı geldi bana. Ben metaforlarla anlatacağım dedi. Bırak bakışlarınızla anlatın, insanlar kendi hikayelerini onun üstüne eklesinler dedi. Çok mantıklı geldi. İlla benim kafamdaki hikaye olmak zorunda değildi. Kimisi babasına söyleyecekti, kimisi sevgilisine söyleyecekti bu şarkıyı. İnşallah yani benim içimden geçtiği gibi yeter ki şarkının duygusunu anlasınlardı. Hikayenin ne olduğu önemli değildi. Bari onu bozmayayım diye düşündüm. Ve aşk acısı çeken kadın süslü püslü son designer kıyafetleri içinde olmayacağı için birazcık da doğal bir görüntü istedim. Mümkün mertebe çok az bir makyaj, çok doğal saçlar, hatta yapılmamış saçlar, fön bile çekilmemiş saçlar. Ve onu, o hisleri verebilecek surat ifadeleri, bakışlar, bu çok yönetmene düşüyor bu iş. Bizi oynatan yönetmen. İrfan'la bunu yapacak olmak, çok uzun yıllara dayanan bir yakın arkadaşlığımız olduğu için iki sevgili oynayacak
oynayacak olmak da bir zorluk olacaktı. Gerçekten ikimizin de ikimize tanıyan bize bunu yansıttı. Mamıza yardım edebilecek bir yönetmen gerekiyordu. Murat Şoker hem o hissi verebilen hem de seni güzel gösterebilen, yani doğal olacağım diye riske sokmayacak olduğuna inandığım bir yönetmendi. Tamamen ona teslim olduk. Benim şu anda hoşuma giden, klibin çok sade, asaletten ödün vermeyen, o duyguyu da geçirebilen bakışlarla, o ambiyansla geçirdiğini düşündüğüm ve beni ve İrfan'ı, beni daha çok bir kadını mümkün olduğu kadar bir sahne dışında eyeliner bile yok. Bir sahne dışında makyaj yok ama yine de güzel görünüyoruz. O yüzden Murat Joker'le çalışmak doğru seçilmiş diye düşünüyorum. Bundan sonraki kliplerde de beraber olacağız. Bir şarkı seçerken kol kanatta olduğu gibi duyduğum anda beni yakalaması çok önemli oluyor. Ya da benim söyleyeceğim, eğer ben başkasından alıyorsam, benim söyleyeceğim cümleler olması gerekiyor. Çünkü kıyafet gibi üstünüze oturmadığında bunun yansıyacağını düşünüyorum. Bu kız İmaj olarak, duruş olarak, kaş göz, tavır, konuşması olarak bu lafı edecek bir kız değil diyorsa dinleyici, onun uzun vadede o projenin bir verim sağlamayacağını düşünüyorum. Çok daha başka bir şarkı havuzu vardı. Bu kadar sene ara verdiğiniz zaman bir proje çıkarmaya ara veriyor olabilirsiniz ama arka planda çalışıyorsunuz. Dolayısıyla bir şarkı havuzunuz oluyor. Hem sizin yazdıklarınız hem size dışarıdan gelenler. O kadar şarkı arasından zaten bu benim söyleyeceğim cümleler olduğu için seçtim. Ve ilk duyduğum zaman beste olarak da ben birazcık daha eski kafalıyım. Çok nostalji dinliyorum. Çok nostalji seviyorum. Günümüz şarkılarına çok yükselmiyorum. Bu şarkıda birazcık da eski havaları aldığım için de beste olarak da yükseldim. Bir de onun üstüne uzun zaman üstüne çalışınca zaten benim gibi gelmeye başladı. Ben kendim şarkı yazarken de zaten cümleler bana ait oluyor. Şeye dikkat ediyorum, çok fazla şöyle olsun, böyle olsun matematiği içerisinde yazmamaya dikkat ediyorum. Öyle yazılan şarkıların çok fabrikasyon ve birbirinin aynısı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir kural oluyor insanların kafasında. Şu kalıpta yazmalıyım, şöyle yapmalıyım. O zaman da o duyguyu kaçırıyoruz gibi geliyor. Onlara çok takılmıyorum. Yazarken bunu düşünmüyorum. Daha sonrasında belki seçerken bu iyidir, bu kötüdür, bu şuna uygundur diyor olabiliriz tabii ki. İşin bir de iş tarafı var. Ama yazarken açıkçası o çok senle gitarın, senle piyanon arasında bir olay. Orada çok düşünmüyorum öyle şeyleri. İçimden ne geliyorsa, ne yaşıyorsam ya da gözlemliyorsam, çünkü her yazdığımızı biz yaşayamayız. Gözlemlediğim zaman, bir şeyden etkilendiğim, bir film izlediğim zaman yazıyorum ama kendi süzgecimden, kendi gözümden empati kurarak yazıyorum. Şarkı seçerken de aynı şekilde. Kol Kanat şu zamanda aslında, mesela şimdi rap popüler. Aslında çok daha başka bir tarzda yapabilirdim. Çok fazla rüzgarlara inanmıyorum. Çünkü rüzgarlar geçer, 2-3 sene sonra başka bir şey popüler olur. Benim kendi duruşumun olması gerektiğine inanıyorum. Ve insanların da uzun vadede seni dinlemeye devam etmesi için şu anda ortam ne olursa olsun senin kalbine uyan şarkılar yapmanı ve senin uzun vadede yapmak istediğin müzik tarzını benimsemeni ve o istikrarı bozmaman gerektiğine inanıyorum. Ki Kol Kanat yüzümü kara çıkarmadı, anlaşıldı, izlenmeleri yüksek seviyelere geldi ve sektörden çok destek gördüm. Şarkı bana dokunduğu gibi dokunduğunu özellikle radyocu arkadaşlardan duyuyorum, telefon ya da canlı fiziki bağlantı konukluklarımızda. O yüzden ben iyi ki böyle yapmışım diyorum şu anda. Bundan sonra da büyük ihtimal stratejisiz, bu şarkıyı ben çok seviyorum, bana dokunuyor deyip bunu sunmaya devam edeceğim. Bundan sonraki projelerin birincisi, ben çok arka planda mutfakta çalışmaktan artık şu anda vitrine çıktık. Bir Kol Kanat'ın tanıtım koşturması var ama ikinci şarkının çalışmaları başladı bile. Zaten birkaç sene ara verdiğimiz için dediğim gibi çok fazla şarkı birikmiş durumda. Benim şu anda bir iki sene daha hiç şarkı almadan ya da yapmadan devam edecek kadar şarkı birikmiş durumda. Ama albüm olmayacak, bunlar hepsinin hakkını vermek için Kol Kanat'a nasıl en güzel tanıtımı, en çok koşturmayı yapıyorsak hepsine bu derece ilgi göstermek için hepsini tekli olarak çıkarmayı düşünüyorum. Ama çok fazla yol haritamız hazır durumda. İkinci şarkıyı biliyorum, üçüncü şarkıyı biliyorum. Şu anda ikinci şarkının hem İngilizce hem Türkçe versiyonu olacak. İngilizce versiyonu hazır, Türkçe versiyonunu yapıyoruz. Onun okumalarına gireceğim. Bu böyle konukluklar, tanıtımlar devam ederken arka planda ikinci şarkıyı hazırlıyoruz. O da aslında yıllardır hazır olan bir şarkı ama dediğim gibi zaman geçtikçe tabii ki onları güncelleyeceğiz şimdi onu da. Üçüncü şarkımız da hazır. Artık bundan sonra bir de akustik projemiz var YouTube için. O kısmın çıkmasına çok az kaldı, onu bir söylemeyeyim. Ama herkesin artık bu aralar yaptığı gibi bir proje değil, başka bir şey. Sadece YouTube kanalımız, zaten ben çok fazla YouTube kanalı odaklı çalışıyorum. YouTube kanalımı geliştirmek
diye çalışıyoruz şu anda. Onlar da hazır, onları da yaptık. 1-2 haftaya onlar da yayına girecek. Dolayısıyla bir onunla ilgili heyecanlıyım. Kol Kanat'ın gidişatıyla ilgili çok heyecanlıyım. Aynı zamanda ikinci şarkının da herhalde bir maksimum bir aya çıkacak. Bu sefer onun için hem Kol Kanat hem onun için konuşuyor olacağız. Bayağı bir müzikle dolu, yoğun bir dönemdeyim ama arka planda çalışmaktan artık beğeniye sunduğum döneme geçtiğim için çok mutluyum. Kol Kanat'ın çalışmaları, ikinci şarkının son hazırlıkları, YouTube kanalımız Günseri Deniz kanalındaki canlı projemiz, birazcık özgün bir proje. O derken bunların arasında bir de tabii ki artık seyircilerle canlı canlı buluşma vakti de geldi. Bununla ilgili duyurularımızı da YouTube Günseri Deniz, Instagram Günseri Deniz, Facebook Günseri Deniz, Twitter Günseri Deniz'den takip edebilirsiniz. Bizzat ben cevaplıyorum. Orada da samimiyete çok inanıyorum. Tanıdığıma, tanımadığıma hep başında ben varım. Bir ekibimiz var tabii ki. Ama ben bizzat her gelen yoruma cevap veriyorum. Vermeye çalışıyorum da değil, veriyorum. Bu sayede geri bildirimleri de bizzat ben alabiliyorum. Bana dokunduğu gibi dokunmuş mu şarkı? Ne istiyorlar benden bundan sonra gibi şeylerin nabzını tutabiliyorum. O yüzden sosyal medya güzel bir şey arkadaşlar. Sosyal medyadan takip edebilirsiniz duyurularımızı, katıldığımız programları, bizimle ilgili her şeyi. Orada görüşmek üzere. Benim de dinlemeyi çok sevdiğim şarkılar var. Top 5'imi istediler benden. Top 5 için bayağı bir mesai harcadım. Bütün zamanlarda en çok sevdiğim şarkıları düşündüm. Tabii ki nostaljik şarkılar çıktı ortaya. 5. sırada Mehmet Gürel'i Kimse Bilmez. En herhalde günümüze yakın olanı bu. Mehmet Gürel'den Kimse Bilmez. Top 5'te 4 numaram Teoman Sessiz Eller. Top 5'te rahmetli Barış Akarsu'dan 3 numara Gözlerin. 2 numara Mavi Sakal 2 Yol. Top 5'in bir numarası, benim top 5'imin bir numarası. Aslında bütün şarkıları ama bir tanesini seçmem gerekiyordu. Barış Manço, Hayır. Uzun bir ara verdim ama müzikle alakasız bir sebepti o. Tamamen kişisel benle ilgili bir şeydi. Ama o arada ben sektördeydim yine. Dolayısıyla senin bir proje yapmıyor olman, halkın beğenisine sunmuyor olman aslında çalışmaya devam etmediğin anlamına gelmiyor. Dolayısıyla sektörün nabzını gene tutuyorsun. Dostlarınla görüşerek, çalışarak, yine üreterek. Bu arada ne fark ettim diye sorarsanız, tabii ki bir kere somut herkesin fark ettiği bir şey var, çok dijitale döndüğü. Ama onun dışında ne fark ettin derseniz, çok fazla bireyselleşti artık. Sanatçılar kendileri biraz prodüktörlerden uzaklaştılar, kendileri karar veriyorlar. Kendileri kendilerinin prodüktörleri oldu. En büyük fark bu zaten. Çok dijitale dönmesinin, çok sosyal medya odaklı artık devam ediyor olmasının aslında yeni yeteneklere şans verdiğini, birazcık o gücün sektörün elinden alınıp halka o yetenek keşfetme gücünün verilmesi, halk bir insanı sıfır, hiç kimseyle bağlantısı olmayan bir insanı kaldırıp bir yerlere getirebiliyor. O yüzden bence sosyal medyanın kötü tarafları olduğu gibi aslında müzik camiasına yansıyan iyi bir tarafı da var. İlla ki çok sektörden çok bağlantılı birisi olman gerekmiyor. Bence bu yetenekleri keşfetmek açısından güzel bir şey. Sadece çok daha fazla böyle bir rüzgar olduğunu düşünüyorum. Birkaç sene önce başka bir şey popülerdi. Şimdi başka bir şey popüler ama baktığınız zaman Nilüfer hala var. Baktığınız zaman Aşkın Nur Yengi hala var. Ben bu şu an bu popüler o zaman bunu yapayım'a inanmıyorum. İstikrarın başarılı olacağına inanıyorum. Ve senin bir tarzın olması ve bunu çok uzun süre devam ettirmen ve bu tarzı beğenen bir dinleyici yakalaman ve onlarla uzun yıllar devam etmen gerektiğine inanıyorum. Şu anda sektörün geldiği yer bence güzel. Ben mutluyum. Mutluyumdan kastım en azından artık kendimiz karar verebiliyoruz. Biz bunu istiyoruz deyip sorumluluğu biz üstümüze alıyoruz. Ben dedim ki ben Kol Kanat'ı çıkaracağım ve çıkarttım ve sorumluluğu, günah sevabı benim. Bu eskiye nazaran prodüktörlerin şarkıcıları yönlendirdiği, bununla yapmak zorundasın deyip şarkıcının da mutsuz olup ama bunu söyletiyorlar dediği dönemden bence daha güzel bir dönem. Ne kadar güzel. Herkes kendi gönlüne dokunan şarkıları söylesin, kendi sorumluluğunu alsın. Bu manada bu bireysellik bence sektörü daha iyi yerlere getiriyor. Ben Günsel Deniz. Bu hafta 25 dakikanın konuğu bendim. Yalçın'a çok teşekkür ediyorum. Kol Kanat klibimiz yayında. Bütün müzik kanallarında izleyebilirsiniz. Radyolar çalıyor. Rastlayabilirsiniz. Sosyal medyadan takip edebilirsiniz. Günsel Deniz adı altında bütün sosyal mecralardan. YouTube kanalımızda yeni projemize tanık olabilirsiniz. Dinlerseniz çok seviniriz. Kol Kanat da aynı şekilde. İkinci şarkımız gelmek üzere. Sahnelerde buluşabiliriz, konserlerde buluşabiliriz. Bizi dinlediğiniz için, hikayemi tanık olduğunuz için, kulak verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. En kısa zamanda bunların herhangi birinde görüşmek üzere. CRI Türk.